Hachiroku'nun sahibiyle biraz muhabbet ettik. Evo isteyenler Evo'ya doydun mu akşam? Ben bayağı bir Evo geçtim. Ooo GTR 35 geldi. Gecenin tek GTR 35'i. Efendim burada da baba oğul iki tane Honda var. O neydi lan? That was awesome. Bayan soruyor bak. Selamünaleyküm efendim. Bu hafta kayıtlarımızı S8'de yapıyoruz. Geçen hafta Canon'la yaptık. Bu hafta bununla yapıyoruz. Yağmur yağıyor. Sağlam yağmur yağıyor. Ben genelde sıcak oluyor diye de böyle sıfır kol giydim. Geldim buraya. Yağmur yağıyor ama güzel. Sıkıntı yok. S8'de su geçirmiyor zaten. Bununla çekeceğiz. Ama yağmur yağdığı için şeyi kullanamıyorum. Osmo Mobile kullanamıyorum. Biraz sallantılı olabilir görüntüler. Bu hafta neyin toplantısı var bilmiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz Miata'nın toplantısı vardı. Bu hafta neyin var bilmiyorum ama ben en az 12 tane Supra gördüm. Yani bir 7-8 tane yeni Hachiroku'lardan gördüm. Toyota 86'lardan. Öyle birkaç tane de bu sarı plakadan gördüm. Neyse şimdi bir çekelim etrafı bir bakalım. Çok fazla konuşmayacağım ben bu hafta. Mikrofon da şu an şeyde çünkü. Mikrofon da ıslanıyor. Ben çekeyim size. Arkası müzikli falan. Bir şeyler veririz. Yani elimden geldiğince uzun çekmeye çalışacağım. Yaklaşık %60. Oo, eski bir Mercedes var lan burada. Modelini bilmiyorum ha. Bak bak bak. Ah. Bu yaklaşık 75-76 model Toyota Crown. Adam küçük el arabası lastiği gibi takmış tekerlekleri. Arkasına da iki tane uçak ışıldaklarından koymuş. Zaten uçak kanadı da var. Birazdan böyle havalanacak gidecek burada.
Geçen haftanın en iyi arabalarından bir tanesi olan Fuga'ya istek çok geldi. Şöyle Fuga'yı göstereyim. Neyse Fuga'yı geçtik. Devam edecektim de ben sıradan gideyim ya. Şöyle sıradan gideyim. Rastgele gidiyorum, ondan sonra ne oldu ne bitti belli değil. Sıradan başlayalım. Enteresan bir sürpriz oldu. Burada Türk bir arkadaşla karşılaştık. 3-4 gün önce benim diğer videoyu görmüş. Buranın ismini de bana Instagram'dan sordu. Gelirim demişti. Benim gelip gelmeyeceğim belli değildi. Ama arkadaş da gelmiş. Burada görüştük. Görkem kendisi. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Böyle videomuzda çıkan da ilk takipçimiz olmuş oldu. Kendisini tebrik ediyorum. İlk takipçim oldum. Videoda çıkan ilk olmuş oldu. Bu güzel bir şey oldu. Evet, bu güzel bir şey oldu. Hadi gel. Beraber dolanacağız şimdi arabaları. Öyle. Şimdi baştan başlayalım bakalım. Alın size S2000. Ne kadar S2000 sorduğumuz arkadaş ya. Şu birinci sıradan başlayalım. Şurada misafir araçları var. Bunlar normal park etmiş. Tuvalete gidecek olanlar var. Burada da bir tane Mustang var. Yanında da gri bir tane Evo var. Artık bakalım bu akşam görüntü kalitesi nasıl çıkacak bilmiyorum. Bozma mobile'i kullanamıyorum çünkü yağmur yağıyor. Durduk yere bozmak istemeyiz. Burada bir tane bildiğiniz Honda Civic'ten var. 4 kapı. Şimdi karşıya bakın efendim. Karşıya görüyor musunuz? Şu aydınlatmayı evet. Böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hava yağmurlu. Gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz? Dehşet yağmur yağıyor. Çekimlere devam. Mavi mi o? Lacivert Supra, kırmızı Supra, iki tane de siyah Supra var. Kaç kişi hayatında böyle dört tane Supra'yı bir arada gördü? Ben ilk defa görüyorum vallahi dördünü bir arada. Bak Japonya'dayım. İlk defa görüyorum dördünü bir arada. Yavrum benim be. Spoiler'a bak. Bak bunun spoiler şahaneymiş. Bunda küçücük spoiler var. Bunda böyle. Bu orijinal haliyle duruyor bunların ikisi de. Şurada da iki tane Swift var. Geçen haftaki arabalardan, o Miata'lardan falan habire göstermeyeceğim. Yani onlar tamam, yeter artık. Burada iki tane Chaser var. Adamlar... Şu arkadaş kaldıracak mı ya arabayı? Bu kaldırıp indiriyor arabayı da habire. Neyse gitti. Arkadan bir Subaru geçiyor. WRX. Evet. Chaser'lar burada egzoz yarıştırıyor. Evet arkadaşlardan izin aldık. Şöyle içini de çekelim. Burada da Civic var efendim. Şu arkadaşı çeksek gaza gelmez mi ya? Bak şimdi. Gelmedi. Bu o değil. Bu o değil. Bu indirim kaldıran değil. O bir tane diğer var. Tarafta. O sağlam. Onlar bir ara tura çıktılar, geri gelirler herhalde. Hybrid Prius. Bak bak. Orada bir tane daha ışıldaklı var yavrum. Suzuki var orada. Görüyor musunuz? Işıldaklı. Sarı plaka. Yanarlı dönerli. He, yanarlı dönerli. Altın sütlü dayı. Oy. Vurdun ya. Texas plakalıymış arkadaş. Oo, direksiyon güzel. Hem köpek var hem direksiyon. Direksiyona bak. Konnichiwa. Abi direksiyona bakar mısın? Zincirden direksiyon yapmış. Koru mu? Chain'i desin he. Şey handle. Oh. Bildiğin şey ya. Chain ya, zincir. Bak, insanlar da şaşırıyor, yanılıyor. Diyorlar ki bunlar hiç modifiye eden bilmiyor. Bizim Türkiye'de modifiye anlayışı görüntü ya. Hı-hı. Burada motor. Evet biliyorum. Motor, egzoz, abi, motor. Burada motor önemli. Abi modifiye konusunda bunların üzerine kimse yok ya ben. Abi. İş. Bak, bak vurdu. Vurdu. Hop. Abi. Ay yavrum sese bak. Bak ikisinde de various yazıyor. Various. Various. El sallıyorlar. Ben de yandan el saldım. Tabii siz görmüyorsunuz onu. Bak bak bak. Şurada bir cutout yapmışlar. Hafiften görünüyor içerisi motorun. Bizim arkadaş yine geldi. Jackie. Jackie şurada. Corvette'iyle beraber. Şu arkadaş da Mark II sahibi. Hemen yanındakinin. Arkadaş. Görkem görüyor musun bak?
Adamın koltuğuna bak bak. Daha da bir yere oynayamam yani. Bak boru desteklerine bak. Arkaya bak. Aynen. Nani what demek? What mı? Evet efendim, bu Toyota Mark II. Vites 350 olur. Beygir. Şuradaki göstergelere bakalım kısaca. Yağ sıcaklığı, ikincisi turbo, yağ basıncı, üçüncü de, şey dördüncü de su sıcaklığı. Vites böyle, gördüğünüz gibi. Çok şekil şahane yapmış arkadaş. Bu araba drift için özel tasarlanmış bir araba. Arkadaşlar driftlere katılıyor zaten. İleride nasip olurdu. Arabasına binersek beraber drift yapmış oluruz. Arkadaşa bir kere. Arkadaşa bir rica ettik. O da bastı gaza. Görüyorsunuz. Soba borularına bak. 4 tane var. Evet. Mat Supra burada. Yanında normal siyah Supra var. Burada 350Z var. Burada Fair Lady Z diye geçer. 350Z diye geçmez. Fair Lady Z diye geçiyor Japonya'da. Ama Fair Lady 350 neyse fark etmez. Bu arkadaş bayağı dehşet duruyor. Hem beyaz, kamerada biraz daha canlı çıkıyor. Şöyle Supra'yı çekelim ya biraz. Jantlara bak. Jantlar tabii detayı çok görünmüyor kamerada ama. Racing Development diyor, TRD. Arkadaş ne spoiler yapmışsın ya. Arka planı şöyle beyaza alalım. Spoiler herhalde tam benim boyumda falan. Ya 1.90 boyum var. Ya dışarı çıkmış artık şeyde, arabadan dışarı çıkmış yani Supra. Bu arkadaş az önce arabayı kaldırıp indiriyordu. Bunlardan bir tanesi, bu da aynı sisteme sahip. Var ya, bunlar hidrolik sistemi işte şu herhalde üstündeki. Bak şurada beyaz diferansiyelin, evet. Şurada Allah razı olsun. Şurada hidrolikleri görüyorsunuz. Evet. Adam kaldırıp indiriyordu sadece. Aynısından bir tane burada var. Bunun Nissan'ın hangi modeli ya? XE diyor ama yani bunlar yaygın falan değil ha. Japonya'da gören de bunları yaygın sanacak. İki tane yan yana koymuşlar buraya. Birkaç tane daha var. Bir tane daha var. Ha, bu kapalı. O az önce ne yapıyordu adam? Yanında bir tane. 4 tane koymuşlar. Hakikaten yan yana koymuşlar. Benim burada bir tane Cedric VIP var arkadaşlar içinde. Civic. Bu Peugeot'un burada ne işi var? Onu anlayamadım ben. Bir Civic de burada var. Bir Mustang de burada var. Cabrio üst açılabilen ama açsana üstünü. Aç. Bu yağmur. Yağmurda aç. Ay yavrum benim ben, 350 lira. Aa bak, arka tarafında monsterlar dizmiş. Bu hafta yağmurdan dolayı buralar biraz boş. Yani geçen hafta hatırlıyorsunuz şuralarda hep R34'ler vardı. Az önce bir R34 vardı. Nereye gitti o ya? Şunlara baksanıza. Pick-up'lara bakın. Efendim buraya bir tane Subaru BRZ'ye gelmiş. Hemen yanında çok görmek istediğiniz ama göremediğiniz, nerede bu Japonya'da S2000'ler yok mu hiç dediğiniz S2000 var. Efendim Japonya'da S2000'ler nadir. Öyle çok yok. Görmek öyle çok mümkün değil. Neden? Vallahi neden ben de bilmiyorum ama adam Subaru varken, GTR varken, Supra varken, Evo varken buna pek bakmıyor olabilir mi? Öyle deyip kalbinizi kırmayayım hadi, bilmiyorum niye. Burada Evo var bir tane. Bu güzel duruyor ama değil mi? Fire Lady Z. 350Z diye geçiyor Türkiye şey. Aynen, buradan Japonya dışında burada Fair Lady Z diye geçiyor. Bugün fark ettim, bugün Yokohama'da indiğimde Nissan'ın galerisini gördüm.
Orada da her yerde Ferrari dizel diye geçiyor. Nadir GTR'lar var bugün. Bir tane R33 gelmiş. Gördüğünüz gibi. Burada bir tane RX 7 var. Hey. Drift Hunter da burada. Bu hafta Drift Hunter'la beraber geldik. Hi Drift. Hey guys. Edgeponix. Subscribe him. Thank you. Oh guys, yeah, please subscribe my channel. Drift Hunter Albo. Search Drift Hunter. And I'm making a documentary. I saw that on the YouTube. Really? Yes. Oh. Yeah. He's one of my subscriber, let's say. We met him here. Oh, cool. He saw last week's video and he came here. Wow. Yeah. Nice to meet you, man. RX 7 görüyorsunuz. Jantlar yeşil, kendisi de eflatun gibi. Adam neler yapmış ya buna burada böyle. Bunu biliyor musun modelini? Yok, Toyota Crown mu? Crown mu? He. Adam rüzgarın hepsi bana gelsin demiş. İçine almış. Spoiler'da böyle şey var. Bir uçak havası var. Yani yan taraflara kanat çıksa uçar yani rahat. Baksana. Anladın. He, su toplama havuzu olarak kullanıyor burayı. Arkada da bunun bir şey yapılmamış hali var. Bak arkadaki de bunun hiçbir şey dokunmamış hali. Aynı araba. Arkada da bebek arabası var abi. Bildiğin aile arabası. Ne güzel. Ama adam yaşıyor maşallah. İkisine beraber. Subaru STI var. Bu ne biliyor musun? Skyline GTT var ya, eskiler hani GTR olmayan GTT var ya. Bu da onun yenisi gibi böyle. Skyline he. Normal Skyline. Burada da efendim Scirocco var. Scirocco muydu bu? Scirocco var. Aha, araba karşıda Hacı abi. Çok güzel durmuyor mu ya? Bizim Jackie, Drift Hunter hepsi burada. Arkadaş geri geri gidiyor. Dal buraya dayı. Dal buraya. Mazda B2600i diyor. Arkadaş bunu ne için kullanırsın? İnjeksiyonlu Mazda. İçi çok güzel ya. Soldan direksiyon ama bak. Bak. Şeye bak. Vitese. Bak. Şurada duruyor. Enteresan olan ne? Senin hiç enteresan da gelmiyor tabii. Alıştın Türkiye'de. Evet. Mazda Japonya'da ilk... Gel şunun yanına gidelim. Neyse şey diyecektim. Öbürkü de öyledir. Aynı açıdır büyük ihtimal. Bak aynı aç. Kızgın yapmış araba. Yani Mazda Japonya'dayız. Soldan direkt. Az önce gördüm ben onları. Birkaç tane şey vardı. Soldan direkt. Vites topuz yok adamda. Normal sopa olarak duruyor. Şu cenaze arabası değil mi ya? Bu bildiğin cenaze arabası gibi. Bak bak karşıdakinin şeye bak. Spoiler'a bak. Çift spoiler var değil mi? Bir tane aha. Öyle bir tane. Ya bir tane normal spoiler varmış herhalde. Arkadan da ona bir ayrıyeten bir kanat yapmış. Eski kral.
Porsche var efendim burada. Başında toplanmış insanlar geliyor. Abla basıyor yanınıza. Genç bir abla var içinde. Patlattı. Şuraya Toyota'nın Mark II'su değil de bir Supra'sı olsaydı, şöyle Supra GTR, bu da 33 değil de 34 olsaydı, şu RX 7 ile beraber çok güzel giderdi be. RX 7 efendim, 34'ün GTR 34'ün 34 plakası olurdu. RX 7'nin 7 plakası olmaz mı, değil mi? Araba dehşet ya. Abi dokunmamışlar ya. Çok güzel durmuyor mu ya? Efendim burada arabanın dış görünümünden çok motor gücü ve süspansiyon özellikleri vesaire bunlar önemlidir. Yani dış tarafı çok cafcaflı, süslü olmasına gerek yok. Genelde öyle yoktur yani. Biliyorsunuz çok az da olsa ışıldaklı, ışıldak seven arkadaşlar da yok değil hani buralarda. Bu arkadaş ses sistemiyle öne çıkmaya çalışıyor. Bakın modifiye gayet sade ama şu kaputun altında bir 350-400 beygir yatabilir. Onu bilemezsiniz yani. Telefonundan doğru oynatıyor arkadaş. GT ana! Arkadaş vurmuş şurayı ya. Drift yaparken vurdu kesin. Turbolu GTT. Turbolu GTT denmez zaten. GT ikinci T orada zaten turbo demek. Gran Turismo Turbo. GTT işte. Çakma bir tane R yapıştırmış oraya dayım. Tabii o da istiyor büyüyünce GTR olmayı ama bir yere kadar. Hatchroku'nun sahibiyle biraz muhabbet ettik. Işıklandıracak. Bunlar dedim açılmıyor mu dedim. Bir an şunları far sandım. Şeyi görmedim, katalatları görmedim. Ooo Hatchroku'dayız. Abi olay bu. Hadi kapatamaz. Fujiwara Tofu dendesine. Yine şurada yukarı. Sıvay ne. Evet efendim, sağ olsun bizim için ön farlarını açtı sahibi. Kamerada çıkmıyor, böyle utangaçlar. Efendim, Hatchroku görüyorsunuz, adamlar o zamanlar bile dijital şeyler yapmışlar. Görüyorsunuz orada fuel muyu. Şu sağ taraftaki benzin göstergesi, kilometre göstergesi, hepsi dijital. Arigato gozaimashita, siyemesen. Bu kaç? Evo 3 mü? Evo kaç bu? Evo bu mu? He. Evo hiç bilmiyorum. Valla ben 7'den öncesini bilmiyorum. Arkadaşım biraz bağırsakları çıkmış dışarı, gözü falan yanmamış ama olsun yani, o da bir Nissan SX sonuçta. Silvia S15. Buraya bir tane new arrival Hatchroku geldi. Yanında da Evo geldi. Bunlar peş peşe arkadaşlar büyük ihtimal. Yan yana park ettiler. Burada da Evo isteyenler Evo'ya doydun mu akşam? Ya bayağı bir Evo geçti değil mi? Oo, GTR 35 geldi. Gecenin tek GTR 35'i. Birazdan buluruz onu. Burada yeni model bir S2000 var. Kaç model bilmiyorum. Hemen yanında da Silvia var. Bir tane 33 geçiyor yandan. GTR. Bir tane 350 geliyor oradan Z. Nereye dönsen bir şey var yani burada. Şuraya baksan Fuga var. Bak şu Silvia o kadar şahane görünüyor ki
Ama size ne kadar geliyor, ne kadar aktarılıyor bilemiyorum. S2000'ciler. Aha da S2000. Efendim burada da baba oğul iki tane Honda var. S2000 duruyor burada bir tane. Valla bu yanındaki küçük Honda'nın modelini bilmiyorum ya. Yavru işte. Yavrusu. Bugün de bu 5. 6. Aynı noktada neredeyse MR2'nun yenisi vardı. Sarı olan hatırlıyorsunuzdur. Bu da eskisiymiş efendim. Bu arkadaş neymiş ya? Yazmıyor. Görkem bakıyor, anlayamadı, bulamadı. Yazmıyor. Taksiden çıkma GTR. Ben bu oturucu bir yerden tanıyorum ya. GTR 35 Nismo. Arkadaş yabancı çıktı, Japon değil. Kendi ses sistemini kendisi yapmış, ben build ettim diyor. Arkadaş arka tarafı komple sacrifice etmiş, kurban etmiş şey. Ses sistemi. Evet efendim, bir cuma buluşmasının daha sonuna geldik. Lan daha bu ikinci gerçi de. Neyse sonuna geldik. Şu arkadaş müziği coşturdu. Bugün yağmurlu başladı. Belki de hava durumu yağmurlu diye çok insan gelmedi. Arkadaş müziği iyice açtı. Beni duyuyorsunuz mu? Az şöyle uzağa gidin, buralara doğru gideyim. Drift olmadı arka tarafta. Saat 12.30 oldu şu an. Drift olmuş olsaydı 11-11.30 gibi başlıyordu zaten. Size Supra'nın ve RX-7'nin önünden veda edeyim. Bir başka cuma akşamında görüşmek. Bilmiyorum ya daha olur mu olmaz mı emin değilim. Şimdilik böyle kapatalım. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Günün kelimesi. Asagohan. Kahvaltı demek. Hirugohan. Öğlen yemeği. Bangohan, akşam yemeği. Kelime çalışmak isteyenler için aşağıda bir link bırakacağım. Oradan çalışabilirsiniz. Reklam vesaire hiçbir şey değildir. Yani işinize yarasın maksat.